Bakırköy Cezaevi'nde bir baskı ortamı var. Yani çok dışarıdan hissedilen, insanların orada kendilerini çok baskı altında hissedik, hissettikleri bir uygulama var. Bir kere öncelikle çok sık arama adı altında koğuşlara giriliyor. Bundan çok fazla şikayetleri var. Mesela geçen hafta, hafta içinde iki defa arama adı altında ama bu arama dediğimiz şey bütün asker ve gardiyanlar giriyorlar. Tüm özel eşyaları ortalıklara seriliyor, el koyuyorlar bazı eşyalarına. Düşünebiliyor musunuz? Ekmeklerin bile içini açıp ekmek içlerine bakılıyor. Bunun dışında bence en önemlisi insanların cezaevindeki e, ifade özgürlükleri. Zaten bu insanlar cezaevinde zaten hakları kısıtlanmış ama cezaevindeki ifade özgürlükleri de engelleniyor. Şimdi. Tabii ki siyasi mahpuslar kendi aralarında konuşuyorlar, konuşurken notlar alıyorlar. Bu çok doğal bir şey. Yani oradaki insan doğal olarak karşısındaki ile dünya görüşü üzerine görüşmeler yapar. Aynı dışarıda yaptığımız gibi notlar alır. Notlar aldıkları defterlere el konuluyor ve bu defterler gerekçe gösterilerek 25 kadına ...onar gün boyunca hücre cezası veriliyor. Sadece o, to, bir kendi aralarında konuştukları, sohbet ettikleri ve not aldıkları için. Tek gerekçe bu ve e, her gittiğimde bir başka kadın mahpus... E, 10 günlük hücre cezasını çekiyor oluyor. Yani tek tek bunları, gece yarıları alıyorlar. Mesela bunlardan biri Fatma Tokmak. Fatma Tokmak ağır kalp hastası. E, çok yoğun nefes darlığı çekiyor... Bunu devlet çok iyi biliyor. Daha önce e, 2005 yılında Fatma Tokmak henüz tutukluyken e, hastalığı gerekçe gösterilerek adli tıp raporuyla bırakılmıştı. Ama sonra cezası kesinleşince yeniden tutuklandı. Hastalığı giderek ağırlaştı ve Fatma Tokmak da bu defter nedeniyle, defter tuttuğu için e, Fatma Tokmak yine 10 gün hücre cezası aldı. Ve gittiğim gün gerçekten durumu çok kötüydü. Nefes alamıyorum dedi çünkü küçücük daracık bir ortamda tek başınıza kalıyorsunuz sadece bir saat havalandırma hakkınız var onun dışında hep hücredesiniz yani bu akıl dışı bir şey gerçekten zaten Fatma Tokmak 1996 yılından beri cezaevinde kısa bir süre çıktı. Ee, çok uzun bir süredir cezaevinde ve hasta mahpus olmasına rağmen e, hücreye konuldu. Dün yine gittiğimde görüştüğüm diğer kadın mahpuslardan ikisi de yine hücre cezasındaydı. 25 kişi tamamlandıktan sonra bir onar günlük cezamız daha var dediler. Ve bu hücre cezalarını vermelerinin tek nedeni infazları ertelemek için kendilerine gerekçe oluşturmak. Çünkü şu anda cezaevlerinde bir süredir bir uygulama biliyorsunuz e, şeye girdi. İdari gözlem kurulları. Bu e, şey olarak çalışıyor bunlar e, paralel mahkeme yani mahkeme size ceza veriyor zaten diyelim ki 30 yıl yatmışsınız yok deftere not aldın gerekçesiyle 10 gün size hücre cezası verdiyse bir yıl senin infazını erteliyor infazını yakıyor yani şu anda e, dün bana verilen bilgiye göre çok uzun yıllardır cezaevinde olan 15 kadının e, infazları bu şekilde ertelenmiş birer yıl Düşünebiliyor musunuz? Bu insanlar bu kadar uzun süre yatıyorlar. Artık ailelerine kavuşacak günü iple çekiyorlar. Dışarı çıkmak, özgürleşmeyi iple çekerken birdenbire size diyor ki Gözlem Kurul ben senin şu hareketini beğenmedim. Senin ben bir yıl erteliyorum. Sadece bu hücre cezaları gerekçe gösterilerek yapılmış infaz ertelemeleri. Bu da kendi aralarında yaptıkları sohbetlerde e, not tutmaları iki defter o da. Herkes değil. iki defter bulunuyor. İki defterde notlar tutulmuş ki bu gayet doğal bir şey. Yani kitap okurken bile not tutuyoruz değil mi? Hepimiz politik görüşleri olan insanlarız. Bir insan cezaevine girince bütün görüşlerinden arınmıyor. Tabii ki televizyon izliyor, haber dinliyor, kitap okuyor. Doğal olarak arkadaşıyla sohbet ediyor. Ortak sohbetlerde yapıyorlar. Notlar alıyorlar. Buna nasıl gerekçe olabilir? Yani siz zaten düşünceleri nedeniyle cezaevine koyduğunuz bir insanın cezaevindeki ifade özgürlüğünü de engelliyorsunuz. Bu gerçekten akıl dışı. Ama maalesef Bakırköy Cezaevi'nde böyle e, uygulamalar var. Yine görüştüğüm kadınlardan biri göğüs kanseri e, e, şüphesi var. E, göğsünde e, bir e, şey kitle saptanmış. Ama diyor ki ben hastaneye kendim gitmek istemiyorum. Çünkü ben kelepçeli muayene olmak istemiyorum diyor. Kelepçeleri çıkartmıyorlar hastanelerde. Yani bu tamamen İstanbul protokolüne e, ki İstanbul protokolü doktor doktorların da bildiği bir protokol, bilmesi gereken bir pro protokol. Bir mahpus doktora götürüldüğünde bir kere her şeyden önce serbest olarak doktorun yanına alınması gerekiyor. Böyle bir tedavi hakkı var. Ama maalesef ki askerler kelepçeleri çıkartmıyorlar. Doktor da eğer gerçekten inisiyatifli bir doktor değilse ya da siyasi görüş nedeniyle çıkarttırmıyor ve kelepçeyle muayeneye zorluyorlar mahpusları. Ve kadın mahpusun bana söylediği ben diyor kansersem kanserim ilerliyorsa da gitmiyorum çünkü ben o muameleyi kabul etmem mümkün değil. Onuruma yediremiyorum diyor. Yani çok çok fazla sorunlar var gerçekten Bakırköy canım, cezaevinde dışında... hücre cezası alıyorlar ve aldıkları her hücre cezası e, infazlarının ertelenmesi için gerekçe yapılıyor. Gerek. E, i̇dari gözlem kurulları e, kesinlikle cezaevlerindeki e, politik mahpuslara ve bence özellikle de Kürt mahpuslara yönelik oluşturulmuş bir e, şey e, de, yani. Paralel mahkeme gibi çalışıyorlar. Gerçekten ikinci bir mahkeme sizin için sizin karşınıza çıkıyor. Yani tabii ki mahpuslar bunlara itiraz ediyorlar ama çoğunlukla itirazlar da kabul edilmiyor. Ve bizim Merkezi Cezaevi Komisyonumuzun bu konuda zaten iyi bir çalışması var. Gerçekten de idari Gözlem Kurulları'nın kararları artık kabul edilemez nitelikte. Yani ikinci bir mahkeme. E, niteliğinde kararlar veriyorlar ve e, dayanakları da hukuktan tamamen e, yoksun dayanaklar. Örneğin e, bir dönem Selahattin Demirtaş'ın dile getirdiği ayakkabı araması ki ondan sonra vazgeçildiği açıklandı. Hani Mahpus diyelim ki avukatıyla görüşmeye çıkıyor. Geliyor koğuşundan avukatıyla görüşüyor. Ondan sonra içeri girerken ayakkabısının çıkartılması isteniyor. Selahattin Demirtaş bunu gündeme getirmişti. Ve bunun bayağı tartışılmasının ardından bakanlık açıklama yaptı. Ve bu uygulamadan vazgeçildiğini açıkladı. Selahattin Demirtaş da tamam vazgeçildi görüşlere çıkarmıştı. Çıkacağım yeniden dedi. Ama Bakırköy cezaevinde bu uygulama devam ediyor. Bu nedenle kadın mahpuslar ayakkabısız geliyorlar şeylere, avukat görüşlerine terlikle çoğunlukla geliyorlar. Ama bazen diyorlar ki terlik kalmıyor cezaevinde yani terlik şeyi eksikliği çekiyoruz çünkü herkesin bir terliği de yok yani öyle koşullar öyle o nedenle ayakkabısız geliyorlar bu, bu önemli bir noktayı da dile getirmek istedim bir nokta var. yani cezaevlerinde büyük hak gaspları yaşanıyor ve maalesef ki eee Özellikle Türkiye'de muhalifim diyenlerin gündemine sadece kendilerine yakın hissettikleri mahpuslar açısından bazı konuları dile getiriyorlar. Ama e, böyle yapmamak gerekiyor. Yani e, cezaevlerindeki hak gasplarına kendilerine muhalifim diyen herkesin daha çok ses çıkarması, daha talepkar olması gerekiyor.